Efendim, elimde kurşunlar var. Boğazdan çıkan kurşunlardan bahsedeceğiz. Biri 135 gram, biri 100 gram. Bununkini okuyamadım ama bu da 100 ya da üzerinde bir ağırlığa sahip. Diyeceksiniz ki neden elinde ve şu anda biz bunları görmek durumundayız. Çünkü arkamda gördüğünüz ve birazdan ismiyle cismiyle yaptığı işte daha da iyi tanıyacağımız dalgıç kardeşimiz bu işle uğraşıyor. Onun işi balık avlamak değil, balıkları avlamak için atılan oltalarda maalesef denizde bırakılan kurşunları toplamak için. Günlük gelirinin çoğu zaman 500 lirayı aştığını söylüyor. Sadece denizdeki, İstanbul'daki pardon, bu kurşunları kendisi sportif dalış yöntemiyle gün içerisinde dalış yapıyor. Hem geçimini sağlıyor hem de aslında boğazın temizliğine bir katkıda sunmuş oluyor. Şimdi birazdan da dalış yapacaksınız. Peki gün içerisinde en fazla kaç kilo çıkardınız kurşun? Yani rekorumuz 42 kiloya kadar çıktı tüpsüz dalışla. 42 kilo kadar çıkardığımız oldu günlük. Yani 42 kilo aslında 420 aşağı yukarı ya da 450 arasında bir kurşun yapıyor. Aynen öyle. Yani yeri geliyor 2-3 kilo da çıkarttığımız oluyor ama ortalamamız 10 kilo 15 kilo günlük. Dalgıç Hakan Yeşildağ hem denizi temizliyor hem de evine ekmek götürüyor. Bunun için günde ortalama 3 saatini derinliklerde geçiriyor. Hakan Yeşildağ dalış yapalı yaklaşık 1 saat oldu ve şimdi kıyıya bakacağız neler getirdi diye. Ortalama 4 kilo ağırlıkta bir kurşun görüyorum çeşitli gramlarda ve yine getirdi. Nasıl aşağıda durum? Aşağısı garibet. Dalgıç Yeşildağ şimdi denizden çıktı. Yaklaşık 3 saatlik bir dalış yaptınız. Ve kovada tahmininize göre ne kadar kurşun var? 25 kilo civarı bir kurşunumuz var. Bir yakından bakalım şimdi. Bakın işte denizin dibi bu kurşunlarla dolu. Oltaların uçlarına ağırlık amacıyla takılan bu kurşunlar 75 gram, 50 gram, 100 gram hatta 150 grama kadar da yükselebiliyor şu an. Bu kovadaki haricinde denizin altında 250 gramın bile üzerinde kurşunlar var. Tabii sadece bu da değil. Yeşildağ abi de yanında bir sandalye çıkardınız. Böyle öbe göbe geri geliyor. Bir misinadan 30 tane 40 tane kurşun çıkıyor. Ne mutlu bize ki hem buradan geçimimizi sağlıyoruz hem de 40 yıllık 50 yıllık kurşunları oradan çıkarıyoruz ve balıklara daha temiz ortam bırakıyoruz.